Çarpıcı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk vatandaşlığı satan bir şebekeyi çökertti. Türk vatandaşlığı satan. Sanıklar arasında öyle bir isim var ki, dolayısıyla haberi zaten çarpıcı hale getiren de bu isim. AKP'nin Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Hüseyin Özçelik. Hüseyin Özçelik dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyor ve 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapsi isteniyor. AKP'li bir başkan adayı dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyor. Peki kim bu aday? AKP'nin Kırıkkale'nin Karakeçili Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterdiği Hüseyin Özçelik. 2014'ten 2019'a kadar Karakeçili Belediyesi'ni yöneten AKP'li Özçelik'in 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapsi isteniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı 2020 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Kırıkkale Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin vatandaşlık işlemlerinde sahtecilik yaptığını tespit etti ve düğmeye basıldı. Fiziki ve teknik takibi alınan şüphelilerin ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti istisnai vatandaşlık işlemi, oturma ve çalışma izni işlemlerini usulsüz bir şekilde yaptığı, bu yolla rüşvet ve haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Harekete geçildi ve zanlılar tek tek gözaltına alındı. 57 kişinin yargılandığı ve aralarında AKP'nin Karakeçili Belediye Başkanı adayı Hüseyin Özçelik'in de bulunduğu davada nüfus ticareti, suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçlamaları var. Dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan AKP'li Özçelik, 4 gün gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldı ve kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında pes dedirten açıklamada bulundu. Özçelik, "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz, bunlar normal şeyler," dedi. Normal şeyler bunlar. Bu ülkede pek çok şey artık anormal, pek çok şey normal hale gelmiş durumda.